İyi günler sevgili izleyiciler. Yeni bir haftaya başlamış bulunuyoruz. Ve stüdyo konuğumuz Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen Politis'in iddiasıyla başlayalım diyorum ki Kıbrıs sorununa da tabii bağlamış olalım böylece. Kıbrıs sorunuyla başlamış olalım. Politis'in iddiası bugün Yeni Düzen'de manşete taşıdı. Kıbrıs'ı Türklerin işte %60'ının çözümü hayır diyeceği yönünde bir iddiada bulundu. Tabi Cumhurbaşkanlığı sözcüsüne sorulduğunda bu Sayın Barış Burcu'ya böyle bir kamuoyu araştırması yapılmadığını belirtti ama nedir sizin izleniminiz? Tabi halkla iç içesiniz sürekli ve Kıbrıslı Türkler de bu kez nedir sizin sezinlediğiniz? Bir sessizlik olduğu söyleniyor, bir pasiflik olduğu yönünde biliyorsunuz. Konuştuğumuzda bu tür şeyler söyleniyor. Nedir sizin düşünceniz? Şimdi aslında Sayın Akıncı'nın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte her iki tarafta da artık bu iş bitecek diye olumlu bir hava oldu. Hatta bu olumlu hava dünyaya da yansıdı. Nitekim AB ve BM'da, ABD'da daha farklı bakmaya başladı. Bunlar güzel şeyler. Ancak müzakere süreci yavaş yavaş gidiyor. Bu olumlu bir gidişat var. En azından aldığımız bilgiler, ortaya konan açılımlar bunu gösteriyor ama insanların kafasında bir takım tereddütler var. Bu tereddütler maalesef dar bir kesim tarafından her iki tarafta da bilerek ve isteyerek manipüle ediliyor. Ve her iki taraftaki çözüm karşıtı odaklar işbirliği yapıyor. Kol kola girdi. Yani şimdi işte Rum tarafındaki şövenizmle Türk tarafındaki şövenizm ki adayı kan gölüne döndüren de onlardır. Tabii. Ama şimdi de çözümün karşısında bir birlikte bir ittifak oluşturdular sanki. Böyle bir çabaları var ve nitekim işte Güney'de Politis'in yazdığı bir haberi alıp bu tarafta abartarak, yani tamam bu bir haberdir, bunun bilinmesinde yarar var, Güney nasıl bakıyor bu olaya ve oradaki şeyler, bunlar önemlidir. Ama bunu alıp da bir grup bu taraftan işte bakın Rumlar bile anladı bizi veya işte Rum tarafında işte Elam üyesi bir grubun çok dar bir belki 10-15 kişi belki 20 kişinin Sayın Akıncı'ya yönelik bir hareketi vardı. Ve işte Rum tarafında bizim Cumhurbaşkanımızı istemezler. Böyle bir şey yok. Yani bunlar asla astarı olmayan şeyler. Veya işte bir spesifik bilmiyorum ben tam tespit edemedim. Yani benim evime geldi diyen birini görmedim. Evet. Yani ama işte ama bazı yerlerde evet. İddialar işte geldiler bizim eve falan gibi basında da çıktı. Evet. İşte Koçan'ı bendedir evet. Çık evimizden demiş. Evet, ben de böyle bir şey olduğunu düşünmek bile doğru değil. Ha gelmiş olabilir. Belki ilk defa da gelmedi. Yani 40 yıldır yani bu evlerde birileri oturuyor. Bu evin de bir ilk sahibi vardır. Bunu da hepimiz biliyoruz yani. Dolayısıyla bir umuttur belki o esas mülk sahibinin beklediği. Yani işte gün gele çözüm olacak. Biz de evimize gideceğiz. Ama herkesin gitmeyeceğini artık onların da bilmesi lazım. Yani Rum tarafındaki liderlerin kendi toplumlarına, herkesin evine dönmeyeceğini, belirli bir kesimin işte yapılacak sınırdaki düzeltmelerle belirli Rumlara iade edilecek. Bakın şimdi şöyle bir şey vardır. Rumlara verilecek topraklar. Yani bizim miydi de veriyoruz yani? Yani sonuçta işte bir şekilde alındı, silah zoruyla alındı ve iade edilecek bir kısmı, bir kısmı takas edilecek Güney'deki Türk mülkleriyle, bir kısmının da tazminatı ödenecek. Yani bunun açıkça Sayın Denktaş'tan beri ortaya konan noktadır bu. Yani sanki bunlar yeni konuşulmaya başlandı değil. Yani Sayın Denktaş da %29'a evet dedi. Yani bunlar yeni şimdikiler mi evet dedi. Yani Sayın Denktaş asla bir çakıldaşı vermem mi derdi. Sayın Eroğlu derdi onu bir dönem de ondan sonra bütün anlaşmaları da kabul ettiğini BM'ye bildirdi. 11 Şubat tarihli belgede de nasıl olacağını belirtti. Yani dolayısıyla bütün bunları gördüğümüzde şunu dikkatli okumak lazım. Bize göre müzakere süreci
sağlam zeminde dikkatli bir tavırla izleniyor. Müzakereciler, liderler ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Çünkü artık böyle kalıcı bir çözüme ulaşmaktır Kıbrıslıların kaderi, bu olacak diye düşünüyoruz. Ama bunu toplumdaki çözüm ve barış güçleri ne kadar sahipleniyor? Esas meselemiz buradadır. Evet, evet. Bu konuda eksiklerimiz vardır. Bakın, Annan planı döneminde ne oldu? Bir ateş yandı. Ve o ateş yanınca ondan sonra o ateşin, o barış ateşinin kendi köylerine de, işte Doğancı'da bir ateş yandı, ondan sonra aman bizim köye de gelsin diye Dipkarpaz'daki köylere kadar bütün ülkeye yayıldı. Herkes bir takım riskleri göze alarak, şövenistlerin tepkisini göze alarak, kendi bölgesindeki askeri makamların, ağaların tepkisini göze alarak barış ateşini her beldeye, her neredeyse alana yaymaya çalıştı. Şimdi burada eksiğimiz var işte. Burada çözüm ve barış güçleri şu anda birlikte hareket edemiyor. Bakın, ben şunu söyleyeyim size. Yani 1 Eylül'ü geçirdik geçtiğimiz gün. İnanın 1 Eylül öncesi, belki 1 Eylül'ü konuşmadık çok. Ama 1 Eylül öncesinde örgütler arasında da 1 Eylül'de mi yapalım, daha sonra mı yapalım? İşte 18'inde bir konser vardır. Zülfü Livaneli ve Maria Faranduri'nin de katılacağı, ki iki büyük sanatçı. Barış'a adamış iki büyük sanatçı. Onların yapacağı, onda yapalım. Şimdi göstermelik veya işte sembolik bir şey yapalım diye ikilemler yaşandı. Belki bunlar pek çok çıkmadı basında ama maalesef bunlar yaşandı. Oysa ben ne beklerdim? 1 Eylül'ü öyle bir havaya sokmamız gerekirdi ki 1 Eylül'de yani özellikle her iki taraftaki çözüm ve barış güçleri haykırmalıydı. Biz barış isteriz diye. Biz artık yeter diyoruz. Artık bu statükoyu yıkalım. Artık bu duvarları aşalım. Ve bu iki toplum kucaklaşsın. Yeni bir anlayışla, yeni bir bakış açısıyla birlikte olalım. Ve işte tabii kucaklaşsın derken de yani iç içe geçelim anlamında değil. 11 Şubat tarihli bir belge vardır. Ortak açıklama metni. İki bölgeli, iki toplumlu siyasal eşitlik. Burada bile bilerek ve isteyerek birileri bunu kazımaya çalışıyor. Ne diyor? İşte Rumlar evlerine dönecek herkes. Şimdi Girne'ye, Lapta'ya, Garava'ya, Çatalköy'e bütün Rumlar evlerine dönerse Türkler nereye gidecek? O zaman nasıl iki bölgeli, iki toplumlu olacak? Şimdi burada bile aldatmaca vardır ama maalesef insanlarımız duygusaldır ve bir şekilde etkilenmeye meyillidir. Ha, bir grup da vardır. Esas bu yaygaraları çıkaran ve yaygara çıkmasına maddi manevi destek veren bir grup vardır. Bu düzenden nemalananlar. Bu ülkedeki ganimet düzeninden Rum malları üzerinde yıllarca politika yapanlar ve bu ganimet düzeninden nemalananlar vardır. Baktığınızda işte biz güneyde o kadar mal bıraktıydık, şimdi bunlar açığa çıkacak artık. Yani kapılar açılmadan bunları konuştuğunuzda yoktu bir şey. Belki nerede gidip göreceydi birileri? O taraftaki bazı muhtarlar, bazı köyün ileri gelenleri bile yalan yanlış beyanat verdiler. Tecetvelleri hazırlandı ve o tecetvelleri doğrultusunda bir takım şeyler elde etti birileri. Şimdi bunlar artık öyle değil. Ahmet'in güneyde malı vardı. Hangi köyde? Dağın başında. Tamam, gidip hep beraber görebilecek bu oluşacak ortak heyet. Andrea'nın da bu tarafta vardı. Andrea'nın kınında görecekler. Yerinde tespit yapılacak. Alınacak tapular karşılaştırılacak. Ne bıraktın, ne aldın? Ve buna göre kimin gerçekten hakkını aldığı ve onun nasıl takas edileceği konuşulacak veya kimin nasıl tazmin edileceği konuşulacak. Kimin de ganimeti kendine iç edindiği ve üstünde saltanatlar sürdüğü de ortaya çıkacak. İşte bunlar açığa çıkmasın diye ve bu mevcut yağma vurgun talan devam etsin diyedir bütün yaygara. Ve yani bir de kan emiciler vardır. Yani bölünmüşlükten ve savaş çığırtkanlığından medet umanlar vardır. Şöven propagandalardan medet umanlar vardır. Onların da beslenmesi budur. Belki de bazı parti ya da gruplar artık bundan sonra politika yapamayacaklar.
Ne diyecekler yani bir anlaşma olduktan sonra ve geçmişle her iki toplumda yüzleştikten sonra kimin kime ne yaptığı ortaya çıktıktan sonra ne diyecekler? Yani o zaman ortada çok önemli bir şey var. Bakın dün bir gazetede şeyi okudum. Laptalı işte daha sonra yıllar sonra bulunan bir kayıp. İki tane kaybın bir tanesinin oğlunun beyanatını ki tanıyorum ben şeyi de oğullarını da yani içim burkuldu ama orada o çok güzel özetledi konuyu. Kan üstünden politikaya artık son yani ama hala daha birileri bu kan üstünden politika yapmaya ve işte Rumlar bize onu yaptı bunu yaptı. Pekala biz masum melek miydik yani? Yani bakın artık ortaya çıkıyor bir takım şeyler. Evet. Ha 63-67 döneminde Kıbrıslı Türkler çok zor günler geçirdi. Evet. Bu açık ve net. Köylerinden 103 köyden göç edildi. Çadırlarda, izbe yerlerde kalındı. Bunları ben en azından biz göç etmedik ama bizim köy, benim köyüme bütün çevre köylerden göçmenler geldi. Ne koşullarda yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Birlikte büyüdük biz bu insanlarla. Yani bir takım şeyleri paylaştık, acıları, yoklukları paylaştık. Yani bunlar mıdır doğru? Yani evet, yani bunlar 63-67 döneminde Kıbrıslı Türkler çok çekti. Ama 1974'te bir kısım Kıbrıslı Türk çekerken Rumlar da çok çekti. Artık bitsin diyoruz biz. Yani kimin kime ne yaptığı belki bir itiraf, belki bir yüzleşme de gerektirecek. Ya. Belki karşılıklı işlenen suçlar oranında özür dilenmesi de gerekecek. Yani yüzleşmemiz lazım bu yapılanlarla. Yani Rum tarafındakiler de bizim taraftakiler de. Hep birlikte yüzleşeceğiz ki bundan sonra çocuklarımıza, torunlarımıza üzerinde yaşanası bir ülke bırakabilelim. Ve bundan sonra çocuklarımız bunlardan gerekli dersleri çıkarsınlar da artık bu kışkırtmalara, bu şoven propagandalara alet olmasınlar, kanmasınlar. Emperyalist güçlerin bölgedeki ve ülkedeki çıkarlarına alet olmasınlar. Onlara karşı birlikte kol kola, yani Andrea ile Ahmet birlikte kol kola girip de emperyalizme ve şöven güçlere karşı dik durmasını öğrensinler. Olması gereken bu. Çünkü bugüne kadar oyuna geldik. Hep. Oyuna geldik diye bu adada acı, kan, gözyaşı, göçler egemen oldu. Artık yeter. Yani onun için hala daha birileri bunun çığırtkanlığını yapıyorsa tüm çözüm ve barış güçleri ayağa kalkmalı ve bunların karşısına dimdik dikilmeli ve bu kan emici takımını artık kenara çekmeli. Evet. Ve bir önemli nokta da çözümden sonra yani her iki taraf evet dese da ki evet demeleridir istencimiz bitmiyor olay. Evet. Yani ortak eğitim, barış eğitimi. Evet, bakın 1960'da Kıbrıs birleşti. Biz de o dönemde doğduk ve ondan sonra bizim çocukluğumuz yani işte düşünün şiir okursunuz artık onlara yönelik hakaretler ve sizin kahramanlık destanlarınızın şiirleri çocukça. Hani yani kin şiiri gibi. Rum tarafı da işte Küçük Asya felaketi veya Türklerin işte bu adayı istila ettiği ve onları propaganda 74'ten sonra da yapılan şöven eğitim ki açık ve net söyleyebilirim bunu. Bir öğretmen, bir de eski sendikacı olarak kendileri Rum tarafındaki meslektaşlarla da defalarca görüştük. En azından 1974'ten sonra Kıbrıs Türk öğretmeni çok daha barışçı, çok daha yapıcı bir tavır izledi. Ve şöven propagandaya kolay kolay alet olmadı. Ama Rum tarafındaki eğitim daha çok şöven kurgulanmıştır. Bunu da düzeltmek lazım. Onun için de olası bir çözümde her iki tarafta eğitim, barış eğitimi, birlikte yaşam eğitimi, birbirini benimseme, kanıksama ve birlikte üretme bir şeyleri, acıları da sevinçleri de birlikte paylaşmayı içermelidir. O ortak ruhla yapılanmalı. Aksi takdirde gene onlar bize yönelik, biz onlara yönelik eğitim yapmaya devam edeceksek, bir yerde çatışma kaçınılmazdır. Artık buna dur demek lazım. Bunu önlemek lazım. Evet, aslında belirttiğiniz gibi yapılması gereken çok şey var. İlk etapta tabii şu an propagandalar sürerken işte şöven unsurların dediğiniz biraz önce belirttiğiniz buna yönelik olarak
ilk önce işte barış ve çözüm güçlerinin bir araya gelip hareket etmesi gerekiyor. Tabii ondan sonra çözümden sonra da yapılacaklar var. Çözüm demek barış demek değil. Hep bunu karıştırıyoruz ama çözüm sonuçta bir antlaşma, bir imza koyuyorsunuz ama ondan sonrası daha da bir önem kazanıyor. O konuya da değiniriz. Çok önemli çünkü. Şu an çözüm ve barış güçlerine baktığımızda henüz ne düşünüyorsunuz? Yani bu kritik süreçte aslında hep birlikte Annan Planı dönemindeki gibi şimdi onunla bir araya gelmemiz lazım. Birlikte gelip evet bir ortak platformda nedir düşünceniz Toplumcu Demokrasi Partisi'nin genel başkanı olarak? Yani ben bu akşam parti meclisimiz evet. var, parti meclisi toplantımız var. Ben bu konuda bir öneri götüreceğim parti meclisine. Evet. Ve yani bütün çözüm ve barış güçlerine bir çağrı yapalım. Ve en azından bu taraftakiler öncelikle, güneydekileri de süreç içerisinde hep birlikte bir araya gelelim. Ha bu çağrı bizden mi gelmeli? Hep beraber de çağrı yapabiliriz. Biz ille aman öne çıkalım sevdasında da değiliz. Mesela çözüm ve barış güçleri bir arada olmalı ve bu defa iki evet'i mutlaka bulmalıyız. Bakın biz bu çerçevede parti olarak üzerimize düşeni şöyle yapıyoruz. Güneyde de iki büyük partiyle sürekli temas halindeyiz. Bir süre önce Averof Neofidu başkanlığındaki DC heyetiyle güneyde görüşmüştük. Bugünlerde henüz daha tarihi tam netleşmedi. Onların bize bir ziyareti olacak. Ve ziyareti kesinleşen bir nokta var. Daha önce AKEL heyeti bizi ziyaret etmişti. 14'ünde de 14 Eylül saat 16'da da biz AKEL'e bir ziyaret yapacağız. Ve DC ile de bir takım ortak etkinlikler var gündemde. AKEL'le de ortak bir komitemiz var, birlikte çalışıyor. Bu komitenin CTP ile de kurulacak olması var önümüz geçtiğimiz yerde. Evet. Bu da güzel bir şey. Bunları belki süreç içinde birleştirebiliriz. Da bizim herhangi bir şeyimiz yok. Önemli olan güneydeki ve kuzeydeki barış güçlerinin bir araya gelmesi. Çağrı kimden gelir, nasıl gelir, içeriği neydi değil. İçerik belli. Bu defa iki evete ihtiyacımız var. Bu defa artık böyle birilerinin lütfeder gibi bize işte tamamdır işte siz böyle deyin, onlar da şöyle diyecek demesine kadar gerek merek yoktur. Geçen defa biraz da belki hazırcılığımız bundan oldu. Sanki böyle uluslararası camiye öyle bir şey yarattı ki çözüm istemeyen Türklerdir, Rumlar çözüme hazırdır. O halde Türklere evet dedirtme. Öyle olmadı ama. Kıbrıslı Türkler sonuçta evet dedi. Ve ama Kıbrıs Rumlar evet demedi. Dolayısıyla şimdi bunu şansa bırakmamak, bunu tesadüflere veya birilerinin insafına bırakmamak lazım. İki taraftaki çözüm ve barış güçleri, iki taraftaki halkı motive etmeli. Ve bu iki halkın da ortak evetleriyle yeni bir dünya kuralım. Önce yeni bir ülke, sonra yeni bir dünya tabii kuralım. Tabii her iki taraftaki halkı hareketlendirmek dediniz. Politisin haberine dönecek olursak tabii bir iddiadır o. Bilmiyorum sizin hiç böyle bir kamuoyu araştırmanız oldu mu? Bugün bir çözüm planı ortaya konulsa Kıbrıslı Türklerin ne kadarı buna evet der ya da ne kadarı hayır der. Böyle bir kamuoyu araştırması yaptınız mı bilmiyorum. Ama ilk önce herhalde dediğim gibi Kıbrıs Türk halkını bir hareketlendirmek mi gerekecek? Çünkü daha çok başka konular gündemde, başka telaşlar, başka kaygılar gündemde gibi görünüyor. Daha çok ekonomik kaygılar. O yüzden nedir adımlarınız? İlk önce içe dönük olarak. Tabii esas sıkıntımız biz içerideki sorunlarla boğuşmaktan ana resmi göremiyoruz. Yani. Evet. Çünkü biz de maalesef hükümetçilik oynamanın ötesine gidemedik. Yani iki yıl önce bir seçim yapıldı. Seçimden sonra bir hükümet kuruldu ama bu hükümetin ömrü 4 ay sonra tartışılmaya başlandı. 2013 Eylül'ünde kuruldu hükümet. 2013 Aralık'ta hükümet bozulacak diye iddialar ortaya atıldı. Nitekim işte 1,5 sene gitti. Ondan sonra 2 seneyi bile tamamlamadan hükümet gitti. Ve işte hükümetin büyük ortağı kendi başkanını değiştirdi başarısızlık nedeniyle. Yaşanan seçimler var, bizim elde ettiğimiz sonuçlar var. Bu bize umut verdi ama iktidar partilerine de umutsuzluk verdiği için başka başka nedenlerle hareket etmeye başladılar. Ve ne var bizde?
Düşünün, Avrupa normlarında, Avrupa kriterlerinde yasalar yapıp kendimizi Avrupa'ya hazırlayacağız diyerek aslında çalışanları, insanımızı suçlu konumuna itmeye başladık hep. Mesela kamu reformu yapacağız dendi. Kamuda mesai azdır, kamuda işte verimsizlik vardır, tembellik vardır, atalet vardır gibi bir takım yakıştırmalarla insanın üstüne yürüdük. Ve hükümetlerin, idarecilerin beceriksizliğini, basiretsizliğini çalışanlara fatura etmeye çalıştık. Bu defa haliyle çalışanlar ve onların örgütleri tepki görmeye başladı. İşte sürekli olarak eylemler ülkenin gündemini meşgul ediyor. Otomatik olarak. Üretim sektöründe devleti yönetenlerin beceriksizliği, üreticilere bir türlü haklarını ödememeleri, onların sürekli olarak üretimden kopuk bir şekilde sokaklarda, meydanlarda olması, hatta başkenti, trafiği zaman zaman alt üst etmelerine neden oldu. E şimdi bu insanlar haksız mıdır yani? Ve insanları öyle bir konuma getirdik ki işte eylemler de kabak tadı verdi diye bu defa birileri kasıtlı olarak yaygarayla bu insanlara saldırmaya başladı. Ama bu insanlar da böyle gül oynaya eyleme gelmiyor yani, zorluyor kendilerini. Alacakları verilmiyor gününde. Bakın şimdi düşünün dövizdeki dalgalanmaya, dövizdeki gelişme ne kadar korkunçtur. Ve düşünün çiftçiler verdiği ürünün parasını alamadı. Arpa fiyatları konuşulacak, tartışılacak dedi yeni hükümet. CTP, UBP hükümeti tartışılacak dedi çiftçilere. Eylem öyle bitti, tartışılmadı bile. O fiyatta arpalar kaldı. Pekala verdi bu üretici arpalarını. Daha bedelini almadı. Ama çiftçinin aldığı borç döviz bazında korkunç bir değer etti şimdi. Ve belki de ürünü verdiği gün parasını alsa belki borcunun tümünü ya da en azından çok büyük bölümünü ödeyecekti. Şimdi borcunun yarısını bile karşılayamayacak. Bu insanlar ne yapacak? Ama işte biz insanları öyle bir duruma düşürdük. Bu insanlar tepki koyuyor. Sonra da hep beraber başlıyoruz. Ve bu yaygaranın içinde esas büyük resmi görmemeye. Ama insanlar önce hayatta kalması lazım, ayakta kalması lazım. Üretimde olması lazım. Dişini tırnağını toprağa geçirmesi lazım. Ama biz bu insanları ovadan, tarladan, bahçeden alıyoruz. Ve ısrarla gelin eylem yapın diyoruz. Niçin? Haklarını vermediğimiz için. Yani okullar açılıyor işte. Şimdi bugün özel okullar başladı. Devlette öğretmenler başladı. Haftaya da çocuklar gidecek. Şimdi devlet ne yaptı eğitimde? Mesela ben merak ediyorum. Şimdi geçen yıl Şehider Turul İlkokulu'nda yoğun eylemler oldu. Bu yıl gene iddia eylemlerle başlayacak. Öyle midir yani? Öyleyse bir devlet okulunu bitiriyoruz biz. Benim içim acıyor bu doğrultuda. Yani biz üstelik yani dövizin bu kadar katlandığı bir dönemde özel okuldan çocuğunu alıp devlete vermek istiyor insanların önemli bir bölümü. Ama hangi okula verelim diyor. Özelden devlete bir kayış var. Var ama hangisine verelim diyor. Hangisinde eğitim tamamdır diye sorguluyor. Çünkü biz kaliteli bir eğitim sunamıyoruz insanlığımıza. Velilerimize, çocuklarımıza. Hastanelere bakın aynı boyut. Şimdi bugün işte 6 tane sağlık merkezinde eylem var. Niçin? Orada sorunlar var. Sorunları bakanlık çözmüyor. Çağırıp da bu sivil toplum örgütlerini, sendikaları, birlikleri konuşup da şöyle yapalım, böyle yapalım bir plan programında uzlaşmıyorlar. Düşünün okullar açılacak, öğretmen alımları, bugün sınav sonuçları açıklandı. Ama münhal sayısı beklenen sayıda değil. Yani sendikalarla varılan mutabakatın altında bir münhal ilanı yapıyor devlet. Şimdi bunun sonucunda da bu sene gene bazı okullarda eylemler devam edecek. Öğretmensiz olacak. Yani ne zaman çözeceğiz bunları? Bunların çözümlenmesi lazım. Çünkü bizim esas yapacağımız iş uluslararası hukukun içine girmektir. Uluslararası hukukun içine girmek için de Kıbrıs sorununun çözümlenmesi lazım. Ama biz günlük yaşamla boğuşmaktan öteye geçemiyoruz. Yani sendikalar bunlarla boğuşmaktan Kıbrıs sorununda hep beraber artısıyla, eksisiyle, işte sağcısıyla, solcusuyla fark etmez. Ben örneğin sağda bir örgüt de olabilir ama ben de çözüm ve barış isterim derse gelsin meydanda kol kola yürüyelim.
meydanda beraber yürüyelim, çözüm olana kadar, çözümden sonra gene farklı düşüncelerimiz varsa o gene bildiği yolda yürüsün, biz farklı bildiğimiz yol. Ama en azından bu doğrultuda birlikte yürümemiz lazım. Ama biz insanları hükümetler olarak karşımıza almanın ötesinde bir iş yapmıyoruz. Peki bu durumda ortak zeminde nasıl buluşulacak? Veya örneğin çocuğu özel okulda, dövizin bu artışı karşısında sıkıntı yaşayan aile, çiftçi, hayvancı veya tüm kesimler için söylüyorum bunu, sanayicisi falan. Ne olacak? Yani nasıl bu gündelik sıkıntılardan sıyrılıp onlara da çözümler üretmemiz lazım. İşte, onlara çözüm üretecek bir yapılanma içinde olması lazım. Ama biz baktık CTP, DP hükümeti bunlara çare olmadı. CTP, UVP tırnak içinde iki büyük parti dendi. Ne kadar büyük oldukları ilk seçimde ortaya çıkacak, herkes de görecek. Yani biz bu kadar iddialıyız. Onun için şimdi böyle bir yer, onla iki tane büyük parti birleşti, çözecekler. Ya geçti 3 ay. Neyi çözdüler? Çıksın biri söylesin bize. Bir döviz konusunda, karar alma konusunda basiretsiz davrandı hükümet. Israrlı çağrılarımız üzerine Sayın Başbakan belirli kesimleri topladı. Sonra ne yapalım işte üniversiteler kendiler oturacak da değerlendirecek. Allah aşkına bu ülkede ilk defa yapılmadı bunlar. Ne yapabilirdi peki? Öneriniz nedir? Bu konuda bakın aldığı belli bazı mallarla ilgili 90 gün süreyle dövizde bir takım sabitlemeler yaptı. Evet. Ama döndü okul harçları ki okullar açılıyor. Biraz önce konuştuğumuz mesele açıldı da. Bu konularda okul harçları konusunda okulların insafına bırakıldı. En azından bu konuda bir uzlaşmaya varılabilirdi. Oturup da bütün okullara aynı çağrıda bulunurdu. Şimdi onlara bırakıldı. Kendi bünyelerinde, kendi velileriyle yapacakları toplantılara göre değerlendirsinler ve bir öngörüde bulunsun. Ve onların da rahatlığı nedir? Biraz önce konuştuğumuz konu. Devlet kendi okullarında eğitimin kalitesini yükseltmediği için insanlar eli mahkum diye düşünüyor. Zaten nereye gidecekler? Şeyler, gene gidecekler oraya diye. Böyle bir şey olmaz. Yani siz güya üniversiteler çözsünler veya özel sektör çözsün sorunu diyorsunuz. Ama veliyi de onun kucağına itiyorsunuz. Dolayısıyla bu konularda çözümler üretmek devletin kontrolünde olmalı. Devletin böyle bir lüksü yoktur. Bıraktık biz bu şekilde ve onlar kendiler karar versin. Hayır. Devlet en azından 3 ay, 90 gün süreyle dediği bazı şeylerde kur sabitlemesi yaptı. Kaldı ki ülkeye girerkendir esas kur sabitlemesi yapılması gereken miktar. Yani bir girdi bir mal ülkeye girerken. Çünkü bizim devletin en önemli gelirlerinden biri ülkeye giren her malda döviz bazında bir harç %4 direkt bir şey alıyor, stopaj alıyor. %16 pek çok malda KDV alıyor. Ha. Otomatik olarak %20'lik bir değer artışı oluyor. Bu defa o getiren iş insanları da bunu maliyete yansıtıyor ve katmerli bir şekilde vatandaşa çıkıyor. Ha, pekala, yapılması gereken nedir? Devlet kasasının kasanın ağzını açmalı. Belki bu konularda önerilerimizi sunduk. Fiyat İstikrar Fonu'ndaki para bu amaçla kullanılmalı. Belli mallarda sübvansiyeler olmalı, indirimde tutulmalı. En azından bu yüksek harç oranları nedeniyle. Bu doğrultuda belirli bir süre dikkatli bir şekilde gözetim altında olmalı bir takım şeyler. Kira, mesela şey önemlidir, kira stopajda işte TL ile yapın şeyleri demek, sözleşmeleri demek, TL'ye teşvik vermek önemli. Ama dövizden de birazcık bir artış çıkarıldı dövizde ki çok fazla bir şey değil. Oysa en azından şu olabilir, döviz boyutunda kira sözleşmeleri mal satışları belirli bir süreliğine dondurulabilir. Fiyat istikrar fonundan da oradaki zararın karşılanması yönüne gidilebilir. Vatandaşın mağduriyeti giderilmeli. Bakın esas sorun bu. Dünya 2008'de başlayan büyük ekonomik krizinde vatandaşına para verdi. Gidin çarşıya alışveriş yapın diye. Oysa biz de bakın indirim şölenleri yapıyoruz biz. Şimdi her tarafta var. Şimdi gidelim oraya
Yani nispeten diğer günlere göre bir ivme var orada. En azından belli bir alışveriş yapıyor ve insanlar bundan bile mutlu oluyor. İyi bir satış yaptık diye. Çünkü bir haftada, bir ayda yapmadığını belki bir günde yapıyor. Oysa piyasada bir sürekli sirküle edilecek bir para olsa bunlar kendiliğinden olacak şeyler. Bunun için de devlet dediğim gibi kasanın ağzını açmalı ve hayat pahalılığı ödeneklerini 6 ayda bir öyle %3, 5 veya 100 lira, 150 lira değil, en azından gerçekçi hayat pahalılığını her 2 ayda bir maaş ve ücretlere yansıtmalı ki en azından dövizdeki bu dalgalanma karşılığında koruyucu tedbirler alsın. Geçmiş yıllarda yapılanlar bunlardı. Yani bu konularda belirli bir dönem okul ücretleri kur sabitlemesine gidildiğiydi devlet tarafından. Ve diğerleri de bu şekilde çözümlendi. Hayat pahalılığı da gerçekçi rakamlarla sağlanmaya çalışıldı. Destekler oldu. Şimdi öyle görünüyor ki Türkiye'de tabii oradaki durumda hiç iç açıcı değil. Resmen Türkiye'nin güneydoğusunda bir savaş var. Bu kanlı savaşın bir an önce son bulması. Artık kim olursa olsun ölenlerin yani daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi, yaralanmaması ve orada güvenliğin sağlanması önemli. Bir an evvel ondan da kurtulunması ve Türkiye'nin sorunlarını barışçı bir şekilde insan hakları temelinde çözmesi en büyük dileğimiz. Bunu da yeri gelmişken böyle sürekli yani hayatını kaybeden insanları duymak bizi kahrediyor. Yani bundan üzüntü duyuyoruz. Bir yandan da böyle Orta Doğu'da bir kirli savaş var. Ondan kaçanların bir kısmı Türkiye üzerinden, ülkemiz üzerinden göç ediyorlar. Bir küçücük çocuğun hayatını kaybedişi dünyayı burktu, bizi burktu. Yani artık bunlar olmasın diyoruz işte. Ve bunlar olmasın ki ülkede huzur hakim egemen olsun ki ekonomik göstergeler de olumlu yönde gelişsin. Bakın Türkiye kendi içinde bir sultanlık kavgası yüzünden ve Cumhurbaşkanının sultan olma sevdası yüzünden nelere geldi ve Suriye'de Orta Doğu'ya hakim olmak isteyen Büyük Orta Doğu projesinin yarattığı tahribat artık insanları kahrediyor. Yani sürekli göçler, sürekli kan, acı, gözyaşı, ölüm. Bunların olmaması lazım diyoruz. Bunlar için de hep birlikte tavır koymamız gerekiyor. İnsanların ayağa kalkması gerekiyor. Yani bir arkadaşın yazdığı bir şey vardır. İşte kaplumbağa ya da balinalar olsaydı daha fazla ses verirdi. Evet, onlar da canlıdır. Onlar da doğal varlıklar. Onlara da tepki göstermek lazım. Onlara da sessiz kalmamak lazım. Ama yani insanlara da sessiz kalmamak lazım. Yani o dramları gördüğümüzde artık bir an evvel bu dramın son bulması için, bu Orta Doğu'daki kirli savaşın son bulması için hep birlikte tavır koymamız gerekir. Ki oradaki savaşın son bulması, Türkiye'nin de daha huzura kavuşması ve maalesef sorunu çözülmemiş Kıbrıslara bizim ekonomik göstergelerimizin daha iyi olması demektir. Çünkü biz sorun çözülmediği için hala daha Türkiye'ye bağımlılıktan kurtulamadık. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya, bir sivil demokratik rejime sahip olamadık. Ve orada ne varsa bize katmerli bir şekilde yansıyor. Düşünün, Türkiye aslında ekonomik bu dövizdeki patlamadan bir yerde nemalanıyor da. Dünya çapında bakıldığında Türkiye üretimini kat be kat artırıyor. Dış satımını çoğaltıyor. Bizim dış satımımız yok. Türkiye'ye bile bir şey ihraç edemiyoruz. Mersin gümrüğünden öteye bir ürünümüzün girdiği yok. Biz sadece alıyoruz. Bizde de bu döviz krizi katmerli bir şekilde ekonomik darboğaza neden oluyor. Bakın, tanıdık yabancılar falan geldi. Yani tanıdık yabancılar derken yabancı ülkelerdeki tanıdıklar geldi diye düzelteyim. Bu sene işte daha ucuz buldular Kıbrıs'ı, ülkeyi falan. Türkiye'ye gelen yabancılar da öyle. Pekala, bir de bize sorun bakalım. Özellikle yurt dışında çocuk okutanlar ve benzeri şeyler. Yani kendi ülkesinde dövizle araba alan, ev alan veya benzeri şeyleri döviz boyutunda değerlendirmek durumunda kalan insanlar. Bir de bunlara sorun bakalım. Yaşam standartında ciddi bir düşüş kesin. Yani ekonomik darboğazdadır. Ve eğer kısa sürede
reel, gerçekçi çözümler üretilmezse ki bugüne kadar üretilen çözümler, bunu sadece biz söylemiyoruz. Biz de tepki koyduk, başka örgütler de koydu. Dağ fare doğurdu şeklinde bir yaklaşım oldu. Gerçekten hükümetten beklenenin çok altında, sadece işte sembolik bazı iyileştirmeler yapıldı. Bununla bir yere varmamız mümkün değil. Ve yılbaşına giderek Türkiye'deki bu seçim atmosferinin getireceği kırılgan yapı, bizdeki ekonomik göstergeleri de daha yukarı çekecek ve daha olumsuz bir şekilde ve daha sıkıntılara gebe olacak şekilde gelişecek. Bu da bizi gerçekten ürkütüyor. Örneğin Türkiye'deki seçimlere değinmişken sormak istiyorum. Nedir öngörünüz ve oradaki sonuç bize nasıl yansır? Hep o açıdan düşünür ve konuşuruz ya. Gerek siyaseten, gerek ekonomik olarak, gerek Kıbrıs sorunu bağlamında soralım. Bakın şimdi biz şöyle bir bakıyoruz. Elbette Türkiye'de bir düşünün, bir hükümet kurulsaydı, kiminle kurulursa kurulsun, bir hükümet kurulsaydı bile bu kadar olmazdı istikrarsızlık. Yani hükümetin kurulması her halükarda bir istikrardır. Ekonomik göstergelerde nispeten iyileşme demektir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte 400 milletvekili sevdası, tek başına AKP'nin tek başına iktidar ve kendini daha tırnak içinde sultan yapacak çoğunluğu, başkanlık rejimini getirme sevdası bütün bunlara sebep oluyor. Arınç yine tek başına iktidar olunmayacak yönünde. Olunmayacak. Aynen öyle. Sayın Arınç gerçekten tanıdığım kadarıyla daha gerçekçi tespitler yapıyor. Ben de aynı görüşteyim. Hatta ben bu yapılanlar nedeniyle halkın AKP'ye daha ağır bir fatura keseceğini düşünüyorum. Yani daha da oy kaybına neden olabilir. Onlar bütün faturayı HDP'ye kesip, işte terörü hortlatarak HDP'yi darboğaza sokup barajı aşmasın ve HDP'nin elde ettiği milletvekillerini AKP'nin elde ederek tek başına gelmesini sevdalandılar, ama öyle bir şey olmayacak. Hedef odur diyorsunuz. Hedef odur ama öyle bir şey olmayacak. Bir fatura da MHP'ye kesilmesi lazım. Yani bakıldığında meclis başkanlığı seçiminde en azından CHP ile HDP'nin bir şeyi vardı ve MHP işte Erdoğan'ın sultanlık sevdasına dur denilmesi gerektiğini söyledi. Ama karşısında bir güç birliği sağlanmışken işte ben HDP ile ben bunlarla asla aynı doğrultuda oy kullanmam diyerek ne meclis başkanının seçimine katıldı ne hükümetin oluşumuna. Oysa onu ilk günden açıklasa belki de bu sevda bu şekilde gelişmeyecekti. Yani dolayısıyla AKP ve MHP'ye bir fatura kesilmesi gerekecek diye. AKP'ye kesilecek, MHP'ye de kesilmesi gerekir diyor. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir noktada bir şey cereyan edecek gibi görünüyor. Elbette buna Türkiye halkı karar verecek. Hep birlikte göreceğiz ama bizim beklentimiz nedir? Bizim beklentimiz Türkiye'de hükümet kimler arasında nasıl kurulursa kurulsun Kıbrıs sorununun çözümünde daha atak olacak bir yapıda olması bizim için önemli. En azından şu ana kadar ortaya konan göstergeler çözüm yönünde yapıcı bir tutum izlendiği yönündedir. Bunun devam etmesidir bizim beklentimiz. Çünkü biz bir an önce çözüm olmasını istiyoruz. Yavaş yavaş programın da sonuna geldik artık. Birçok konuya değindik. Toparlamak gerekecek ve son sözlerinizi almak istiyorum ben. Şimdi yeni eğitim yılı başlıyor. Yani evet. Bunu belki çok konuşmadık ama bugün bir açıklamam vardı eğitimle ilgili. Bu Sayın Eğitim Bakanı, ki bana göre yeniden bu göreve gelmesi talihsizlik. Kendisi gibi olan ekibini de göreve getirmesi daha da büyük talihsizlik. İki talihsizlik bir arada ve yaptığı ilk açıklamalardan bir tanesi işte din ortaokullarda zorunlu din dersleri işte mutlaka olmalı falan gibi bir şeyler söyledi. Artık dünyadaki bilimin tersine gidiyor Sayın Bakan. Çünkü onun tek derdi şu anda Ankara'da AKP'li bir iktidar vardır. O AKP'nin başını çektiği iktidara şirin görünmek.
ve buradaki de saltanatı sürdürmek. Yarın bakın göresiniz bir ara, çünkü daha önce askeri yapının güçlü olduğu dönemlerde aynı kişi ben Atatürkçüyüm diye göğsünde Atatürk rozetleriyle dolaşırdı. Ondan sonra AKP'nin güçlü olduğu ortaya çıkınca AKP dedi. Yarın ters dönerse onlardan yana bir tavır izleyebilir. Bizim Kıbrıs Türk'üne layık değildir böyle yaklaşımlar. Kıbrıs Türk'ü layık, demokratik bir düzen istiyor. Dolayısıyla Hala Sultan İlahiyat kolejlerine ihtiyacımız yoktur bizim. Elbette din dersi ilkokullarda 4. 5. sınıfta vardır. Bunlar denetlenmeli. Eksikleri, aksaklıkları varsa orada çözümlenmeli. Ortaokulda zorunlu değil, seçmeli olmalı. Eğer arzu eden varsa, arzu ederse bu dersi alabilir. Ama biz artık Kıbrıs Türk'ü üzerinde oyun oynamaktan birileri vazgeçsin. Bir dönem Türkiye'de askeri yönetimlerin güçlü olduğu dönemlerde işte daha milliyetçi bir toplum, şimdi de daha ümmetçi bir toplum, daha Müslüman edecekler bizi. Kıbrıs Türk'ü dini, inanç ve gelenekleriyle farklı bir kültürdür. Sömürgeci İngiliz'e, papazın ordusuna direnen bir kültürdür. Kendi özbenliğini, inanç ve geleneklerini koruyan, geliştiren bir yapısı vardır Kıbrıs Türk'ü. Onun için kimse Kıbrıs Türk'ü üzerinde bunları oynamasın. Ve orada söylediğim bir iki şey daha var. YÖDAK birilerinin sesi olmaktan kurtarılmalı. YÖDAK tarafsız, demokratik bir örgüt olmalı ve bu çerçevede adımlar atmalı. Ve YÖDAK'ın şu önemli misyonu vardır. Üniversitelerin öğrenci seçimi konusunda çok dikkatli olunmalı. Ve bütün üniversitelerin üstünde bir yapı olmalı, üniversitelerle birlikte hareket edilmeli ve üniversitelerde bölümler DPÖ'nün verilerine göre, ülkenin gerçeklerine göre yapılmalı. Bölüm açıyorsunuz siz, işte eczacılıkla ilgili sıkıntı var. Şu anda eminim bunu söyleyince Eczacılar Birliği bize de biraz kızgındırlar. Onlara saygı duyuyorum. Sevgilerimi iletiyorum kendilerine ve çünkü onlar bir sisteme, bir yapıya, kendi sektörlerine bir disiplin gelmesiyle uğraşıyorlar. Takdir ediyorum kendilerini ama en azından bu eğitim, bu alanda eğitim görmekte olan gençlerin de bu haktan yararlanmaları gerekir diyedir bizim yaklaşımımız. Bu nedenle böyle Eczacılar Birliği ile Eczacılık öğrencilerinin karşı karşıya gelmesi doğru değil. Ama maalesef karşıya geldi. Geldi. Yani dolayısıyla şimdi de Atatürk Öğretmen Akademisi yok oluşa gidiyor. Bir yere sınıf öğretmenliği birimi açılma izni verilmesiyle. Bunlar doğru şeyler değil. Yani biz, evet, üniversitelerimiz Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi, yani kumarhane adası olmaktansa üniversite adası olalım. Ama kendi ülkemizdeki ihtiyaçları doğru tespit edelim ve iç bünyemize yönelik eğitimleri kendi ülke ihtiyaçları doğrultusunda ve o oranda. Yani bizim her yıl 10 tane doktora ihtiyacımız varsa 10 tane doktor yetiştirecek şekilde planlanması lazım sağlık birimlerimizin. Bilmem 20 tane X alanda öğretmene ihtiyaç varsa o alanda 20 tane olacak şekilde. Ve ara eleman, mesleki teknik öğretim yeniden yapılanmalı. Ara eleman. Bakın Türkiye'den su gelecek diyor. Tarım Meslek Lisesi nerede? Biz üniversite sınavını geçmedi birileri diye Tarım Meslek Lisesi'ni kapattık. Tarım Meslek Lisesi açılacak. Açılmalıdır bu ülkede. Çünkü o alanda bizim ara elemana ihtiyacımız var. Aksi takdirde birileri işte bulamıyoruz, getirelim diyor. Getirelim olacak. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla üniversiteler bunları iç yönetimi, içe yönelik bunları kurgulamalı. Ama bakılıp görülüyorsa Orta Doğu'dan, Afrika'dan, işte Türkiye Cumhuriyetlerden de gelen öğrenciler var. Eğer oralarda, başka alanlarda ihtiyaç varsa oralara yönelik eğitim planlaması, bölümler açmaya gidebilirler. Oralardan öğrenci alırsınız, iyi yetiştirirsiniz ki onlar bizim oralarda fahri temsilcimiz olacak ve iyi donanımlı bir şekilde yetiştirip onları geri ülkelerine gönderirsiniz. Bunlara hiçbir itirazım yok. Ama kendi ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda bölümler açmak ve gerektiği kadar, yeterli kadar gencimizi yetiştirip mezun etmek gerekir. Aksi takdirde bu gençler, bir eğitimci olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu gençleri biz kendi ülkesinde işsiz gezip annesinin babasının avucuna bakmamak için valizini alıp da göç eder durumda görmek beni acıtıyor, beni üzüyor. Bunları yaşamak istemiyoruz. Onun için hep birlikte
eğitimde bir devlet politikası şarttır diyoruz. Sağcısı, solcusu, ilerici, gericisi fark etmez. Oturacağız, bir araya geleceğiz ve Kıbrıs Türk'üne yaraşır bir eğitim sisteminde uzlaşacağız. Her gelen hükümete, her gelen bakana göre eğitim şekil almayacak. Bilimsel, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerektiği zaman gerekli değişiklikler olacak. Evet. Tabii eğitimde bir devlet politikası diyoruz, sağlıkta diyoruz. Bunu senelerdir de söylüyoruz. Ama söylüyorsunuz. Gelen giden hükümetler de ama bununla uğraşmıyor. Ki sanki de böyle aynı noktalarda kalıyoruz. Ve bir önemli nokta da belki son olarak şunu da ekleyeyim affınıza sığınarak. Tekrar ediyorum biraz önce konuştuğumuz konuyu. Statükocular, kan emiciler, ganimetçiler, vurguncular devrede. Çözüm ve barış güçleri onlara karşı hep birlikte kenetlensin, ayağa kalksın ve Kıbrıs sorununa artık kalıcı bir çözüm bulma zamanının geldiğini görerek bunun üstüne bilinçli, istekli bir şekilde gitsin. Evet, çok teşekkür ediyorum size ve kolay gelsin diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tüm çözüm ve barış güçlerine kolay gelsin diyorum. Sevgili izleyiciler, virgülü koyuyoruz. Birazdan yeniden birlikte olacağız.